Merhaba arkadaşlar. Çok değerli sanatçı Hasan Pekmezci ile altındayız. Hasan hocamla Gazi Üniversitesi'ne gelmişti. Oradan başlayacağız veya kendisi daha çok devam etmek istediği yerden de başlayabiliriz. Fakat şu var. Hasan hocam şiir yazıyor. Erken gene şiirle başlayabiliriz aslında. Buyurun hocam. Sözü size bırakıyorum bu noktada. Çok Şiirle teşekkür ederim. başlayalım. Sanat bir bütün olduğuna göre ve hep birbirinden beslendiğine Tabii. göre. Buyurun. Ben tabii buraya özellikle ben şiir yazıyorum. Aman bak ne şair oldum falan gibi bir düşünceyle yapmayacağımı, yapmadığımı bilmelisiniz. Bilmeli izleyenler de. Çünkü resimde de aynı mantığım vardır benim. Şiirde de, öyküde de. Ben yaparım. Bir kişi zevk alırsa, beğenirse başımın üzerinde. Resimde de aynı şekilde. Evet. Birileri beğenecek. Aman ne süper olmuş diyecek diye bir iddiam yok. Çünkü öyle bir iddia aptallıktan başka bir şey değildir. Biz yeter ki yapalım. 10 tane yapalım, 20 tane yapalım. İçinden bir tane kalırsa kalır, kalmazsa kalmaz. Ne yapalım? Aynen Şöyle öyle. bakın. Bugün dünya müzelerine gittiğiniz zaman Leonardo da Vinci'nin 5-6 resmi var. Fazla yok. Ama Leonardo da Vinci 5-6 resim yapmadı. Binlerce resim yaptı. Kesinlikle. Binlerce resim yaptı. Bir de dahi bir defa her şeyden önce. Ama zaman öyle bir elek ki eliyor. Yok ediyor. Elinde olmadan, farkına varmadan. Biz işte Picasso diye düşündüğümüz zaman İlk aklımıza gelen, şimdi Türkiye'deki sanatla ilgilenen hepsini saydı. İşte Guernica vardır, Avignonlu kızlar vardır, işte barış güvercinleri vardır, Çinliler vardır, seramikleri vardır falan ama işte o kadar. Yani sadece 20 tane sayısın. Binlerce var. Evet. Müzeler de var. Birkaç müzesi var çünkü bir tane de değil. Birkaç müzesi var. Bu nedenle biz yeter ki üretelim. Yani benim en büyük şeyim şu, biz çok iyi şey yapmak isteyen bir kafaya sahibiz. Süper şey yapalım, herkes eldiven dursun falan. Mümkün değil. Süperin de süper olacağına göre yaptığınız bir şey bir süre sonra sizin için süperlikten çıkacaktır. Başka bir şey olacaktır. Bu nedenle bu gözle dinlenmesi ve değerlendirmesinden yanayım. Şiir de aynı. Resimde de aynı. Şiir de aynı. Benim bir özelliğim şiirde de resimde de oynarcasına ama belli bir duyguya yoğunlaşarak yaptığım şeylerdir. Bunu yeri geldiği zaman anlatacağım. İşte kuşlar resimleri yapıyor. Niye yapıyor? Yani durup dururken bir şey, kuş resmi çok tutuluyor, çok beğeniliyor. Kuş yapayım değil. Yani onun altında çok büyük öyküler var benim Evet. beynimde. Yaşadıklarım var. Şiirde de aynı şekilde. Dediğim gibi tabii 1960'lara giden, 50'lere giden bir şiir tutkusu yarattılar bizde. Bu okurken ve yazarım da düşüncesi gelişir. Yazarım beğene çıkar, beğenmesi beğenmez. O kadar yani. Şimdi bir şiir daha okuyayım. Bu da birileri beni eleştirdi şiir konusunda. Çok karamsarsınız. Hep olumsuz, yani karamsar şeyleri yazıyorsunuz diyor. Doğaldır. Yani çünkü bende en çok travma yaratan onlar. Önce onları yazarım. Sonra çiçeklerle ilgili de şiir yazarım. Yeri geldiği zaman belki onu da yaparım. Niye yapmayayım yani? Şimdi bir şeyim de küçük kardeşim bakımsızlıktan, açlıktan neredeyse ölüp giden Zeki için yazdığım bir şiir. Hemen şunu belirteyim. Zeki ismi benim için çok önemli bir isimdir. Yani biri annemin adı, iki Zeki adı, kardeşlerimin adı. Öğrencilerime derdim. Bakın hiç öyle böyle yorumlamayın. Ben Zeki'ye, orada Zeki varsa Zeki'ye şimdiden yüksek not veriyorum, haberiniz olsun. Böyle böyle de anlatıyorum. Öğrenciler de bilirdi bunu. Evet. Zaten hepsini
yaz tahtasına 5 numarayı veriyordum. Derse başlamadan bütün öğrencilere notum Evet. tahtaya tebeşiri yan tutup kesik uçla devasa bir 5 yazardım. Alın size 5 not için çalışacaksanız. Ama siz not için çalışacak kadar aptal değilsiniz ki. Daha yükseğini yaparsınız, daha yükseğini alırsınız, daha çok şey öğrenirsiniz. Notunuzu da kendiniz verirsiniz. Ben vermem, siz verirsiniz notunuzu derdim. Öğrencilere verdirdim kendi notlarını. Çok da güzel olurdu. Bu da onlardan biri. Siz Zeki'yi tanımazsınız. Bebeydi daha anasız kaldığında. Tombiş bir süt bebesiydi. Gün görmemiş anasının kucağında %100 ana sevgisi bebesiydi. Daha ilk gününde anasızlığın götürüverdiler evinden çocuktu bir köy kadınına. Görmeye giderdim özlediğimden kimseye sezdirmeden. Evin önünde yerlerde abalandırdığı toz toprak içinde kendi kendine. İçim yanardı. Elimi değemezdim. Ben geldim diyemezdim. İçin için ağlardım ben de geceleri gizlice. Topladı bir gün babamız bizi. Anasız evimize. İşte ananız dedi. Ana getirdim size. Ben şaşkın, perişan, 6 yaşında bir çocuk. Akif hiçbir şeyden anlamadı. 1,5 yaşındaydı Zeki Bebe. O bile inanamadığından, bu sevimsiz anamız olacağına inanmadığından bir gün bile ana demedi. Bir tokat indi ki üzgün, kırgın, perişan yüzüme okkalımı okkalı. Savruldum ta nerelere, saydım yıldızları, yüzüm uyuştu, başım döndü. Neredeyim ben dedim kendi kendime. Daha sonra pek çok kez yiyeceğim tokatların başlangıcıydı. Neden ara demiyorsun lan eşşoğlu eşek? Demedim. Diyemedim yine de. El kadar Zeki bebe demedikten sonra ilk sonbaharda gidiverdi. Bu Zeki için. Bir de Akif vardı, benim küçüğümdü. Siz Akif'i de tanımazsınız. Aslında hep bildiğiniz bu yurdun bilinmez çocuklarından. Zaten kimse bilmez benden başka. Yoktura yolcu yaşamının ta başında. Adı vardır yokturlar hanesinde. Geçer mi bilmem kayıtta. Binlerce çocuğun öyküsüdür Anadolu'da. Eğer zamansız yoksa ana, daha çocuk gibi çocuksa, yeri sözde vardır yoktur yaşam sofrasında. Ama siz ağabeyseniz, ağa ağa derse peşini sıra, tek dayanağı sizseniz, siz idiyseniz zamanında acıların ve en acısından yaşarcasına gidiverişinden en çok siz. Ama şimdi ne olursa olsun yaşınız, başınız, aklınız ondadır. Ondan onunladır daima. Ateş basar, kız eder, canınız, kanınız, yüreğiniz andığınızda. Bu da bu. Bu da Akif. Zaten üç kardeşlik. Böylece anamın şiirini Evet. pardon. Ben bunları kurcalayacağım diye korkuyorum. Anamın şiirini Şükran okumuş. Ben de bunları size sunmuş oldum. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi tabii Emeğinize şöyle, sağlık. sağ olun. Sanatın her dalı bana göre çok kutsaldır. Yani çok enteresan tabii. Biz öğrenciyken Mürşide İçmen'in bana bulduğu Süperbank'a Türk motifleri yapardım. Oradan şöyle anlatayım. Desimetre karesine 80 kuruş para alırdım.
Yani bir desimetrekare motif işleyeceğim. Milimetre kağıda 80 kuruş. Başım ağrırdı. Bir migren krizlerine girerdim ama o 80 kuruşu almak zorundaydım. Giderdik. Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları küçük küçük fasiküller halinde yayınlanırdı. Her defasında gider bir tanesini satın alırdım. Bakın, yani şöyle söyleyeyim, gömleğim yoktu. Bir tek gömleğim vardı. Bu gömleği geceden yıkardım. Sabah erkenden kalkar ütülerdim, giyerdim. Düşünün, tek gömlek ama Nazım'ın kitabına para ayırırdım. Bu kişisel iyilikle söyledim. Arardım ama benim gibi çoğu insanda böyleydi. Çünkü bizi o bilinçle yetiştirdiler. Yani kitap kavramı pek çok şeyden önce gelen bir kavramdı. O nedenle Gaziantep'in ya da daha önceki okullarımın hepsinin çok büyük katkıları vardır. Bu yazdıklarımızda da çizdiklerimizde de katkıları vardır. Bunun için gençlere hep öneririm. Mutlaka şiir yazın. Evet. Mutlaka günlük tutun. Günlük. Yani önemsemediğiniz bir şey bile bugün ben şunu yaptım, şunu yedim, şunu içtim yazmak bile 10 yıl sonra, 20 yıl sonra akıl almaz bir bellektir bu. Kişisel bellektir ama kişisel bellek birleşir, aile belleğini oluşturur. Aile belleği birleşir, kent belleği, toplumsal bellek oluşur. Toplumsal belleği olmayan toplumlar yapalamaktan başka bir iş yapmaz. Tarihi unutur, kültürünü unutur, geçmişini unutur. Her şeyi yeniden keşfeder. Dünyada ilk defa, Türkiye'de ilk defa lafını çok duyarsınız. Halbuki bunlar hepsi daha önce kaç defa yapılmış. Neden? Bilmiyor ki, unutmuş. Geçmişi bilmiyor. Bilmeyince ne yapar? Türk ilk defa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa biz yaptık bunu. Türk Cumhuriyet tarihi neler yapmış? Değil mi? İse okusa yok, bellek yok çünkü. Şunu sömürgenler bir inceledim ben. Bütün sömürgen toplumlarını ilk işe toplumların toplumsal belleğini yok etmektir. Bir örnek vereyim. Kore'de bir üniversitede sosyoloji bölümünde sohbet ediyoruz profesörlerle. Ben şimdi Çinlerle ne kadar çok benziyorsunuz, yani kardeş misiniz? Asla diyorlar. Ve çok kızarlar. Deneyin bir Koreliye, çok kızarlar. Asla kabul etmezler. Çin bizim tarihimizi sildi diyor. Çin'e düşman gözüyle bakar. Ve Kore'de yapılan Dünya Kupası maçlarında bütün Türk takımlarını, Türk milli takımını tuttular. Yani Çin'e karşı, Japonya'ya karşı, Brezilya'ya karşı bütün maçlarda bütün Koreliler Türk takımını tuttular. Neden? Türkler memleketlerinden kilometreler uzakta hudut stratejik dostluğu olmayan, irsi, yani ırkı, dinsel bağı olmayan bir ülkede o ülkenin bağımsızlığı için binlerce gencini feda etti Türkiye. Çin'in yaptığının tersi bir şey. Bu nedenle Türklere karşı duydukları saygı çok farklı. Nedeni buna dayanıyor. Bizim tarihimizi sildiler diyor Çin'e. Evet. Çünkü sömürgenlerin ilk iş oldu. Tarihini silmek ister. Belleğini silecek ki güdecek. İstediği yere çekecek, güdecek. Şimdi bu nedenle biz gençlerimiz günlük tutmalı. Anı yazmalı. Öykü yazmalı. Yazabildiği kadar. Resim yapmaksa resim yapmalı. Çünkü en önemli anlatım yollarından biri, ifade yollarından biri, renklerle, biçimlerle, formlarla canlar istediği gibi anlatabilecekleri, oynayabilecekleri, deşifre olabilecekleri, deşarj olabilecekleri bir alan. Evet. Ben sanat eserlerini deşifre alanı olarak gören biriyim. İnsanın kendini orada deşifre ettiğine inananlardan biriyim. O ister soyut yapsın, ister figüratif yaparsın, ne yaparsa yapsın, iç dünyasıyla ilgili,
sıkıntılarla ilgili, coşkularla ilgili pek çok şeyin oraya yansıdığını düşünenlerdenim. Onun için resim, ressam olmak için yapılmaz. Şiir, şair olmak için yazılmaz. Resim yaparsınız, sizi ileride bir ressam diye sayar saymaz, bu ayrı bir konu. Ben beni ressam diye saysınlar da resim yapmadım, yapmayacağım. Saymasınlar efendim. Çok kötü bir ressam desinler, desinler efendim ya, desinler. Ama ben resim yapacağım. Yani beğenmediler, beğenmediler de resmi kesecek değil, yapacağım kardeşim. Benim yolum o, ifade yolum o. İfade yolum o. Bu, yani gençlerimize de mutlaka söylenecek en önemli sözlerden biri. Yapın, eleştirilsin. Yapın, beğenilmesin. Yeter ki yapın. Bu konular elbette bizim kitaplardan ezberleyip okuduğumuz, öğrendiğimiz, sizlere anlatmaya çalıştığımız konular değil. Bunların hepsi bizim yaşayarak içinde pek çok şey, duyguları yüreğimizi hissederek, kahrolarak, uykularımız kaçarak, hayaller, halüsinasyonlar görerek yaşadığımız şeylerin bir sözel anlatımıdır. Bunun resmisel anlatımı da yaparım ben, çekinmeden. Örneğin Eğri Ceviz Ağacı vardır, annemin mezarının bulunduğu. Onun resmini yapmışım. Ben de başında, annemin başında olduğum resimler yapmışımdır. Yaparım. Biri beğenir, beğenmeyen, beğenmez. Ben yapıyorum ya, o var. Şimdi biz bu tür konuşmalarda elbette yaşam serüvenimizi anlatırken zaman zaman geri dönüşler, anımsamalar olabilir. Evet. Devamlılık içinde bu geri dönüşler bazı şeyleri kaybettirir gibi gözükür ama aslında kaybettirmez. Bu bilincim benim Çankırı'da da vardı. Yani Arif Öğretim Okulu'nda da vardı. Çankırı'da da vardı. Orada da yazıp çiziyordum. Günlük tutuyordum. Benim şu an bilgisayarda 19 cildi bulmuş günlüklerim var. Şimdi bu akşam kesinlikle bu yaptığımız konuşmaları ben oraya yazarım. Evet. Hiçbir şekilde aksatma. Diyelim ki bana bir elektronik posta gönderdiniz. Alırım oraya kopyalarım. Bunu gelmiş Zübeyde Hanım'dan bu gelmiş dedi de yazarım. O derece aksatmam bu. Bu birileri okudu mu bunu? Okumadı. Kimse okumadı bu zamana kadar. Okutmandı zaten. Ama gelecekte biri okur mu? Okursa okur, okumazsa okumazsın. Ben yazıyorum ya, kendimi anlatıyorum. O kadar basit bu. Benim bir orası tarlam. Gezindiğim tarlam. Döküyorum, saçıyorum, oynuyorum, kırıyorum. O kadar basit. Şimdi Çankırı'dan Gazi'ye davet mektubu geldi. Çok kritik bir dönem. Ankara'da kan gövdeyi götürüyor. Öğrenci olayları her gün biri ölüyor. Gazi eğitimi zaten her zaman tehlike altında. Ankara'ya davet ettiler beni. Ankara'ya geldim. Kararname çıktı. 5 dakikada. İmzalarken bir konuyu düşündüm. Hiç düşünmeden imzaladım. Bu konu neydi düşündüğüm. Ankara'da Çankırı'dayken uygun zaman bulduk mu büyük kızı, ilk kızımız, ilk göz ağrımız Bilge Can'ı Çankırı'dan alırdık. Şükran'la Ankara'ya getirirdik. O zaman Kızılırmak Süpermarket vardı. Oradan hazır yiyeceklerden paket yapardık. Gençlik Parkı'na gelirdik. Orada yer ayır, masa ayırırdık. Orada onu mutlu ederdik, oyuncaklara götürürdük, gezdirirdik. Bir çocuk, kıvırcık saçlı, böyle bukta bukta saçlı bir küçük kız. Tuvalet ihtiyacı oldu, tuvalete götürdüm. Yerler pis, ben kucağımda tuvalet tutuyorum onu. Böyle omuzumda kafasını gömdü. Kulağıma, babacığım düş görmüyorum değil mi dedi. Şimdi Çözüne Park, bahçeler, havuz, oraları giriyor. Düş görmüyorum değil mi babacığım? Bu söz bana kararnameyi imzalattı. İnanın. Yani yükseliyorum ben falan filan düşüncesi değil. Kızımın bu sözü o kararnameyi bana imzalattı. Kötü mü oldu? Çok iyi oldu elbette. Çok iyi. Ve
Gaziantep'e geldik. Elbette müthiş problemler içinde. Öğrenciler ayrışmış, kan gövdeyi götürüyor. Herkes birbirine düşman gözüyle bakıyor. Ben kanıcı incitmez bir adam. Bu arada ne yapacağım? Hiç şeyimden sapmadım. İlkelerimden sapmadım. Hiçbir ülkücü öğrenciye benim yanımda hiç kimsenin zarar vermesine izin vermedim. Hiçbir şekilde. Hiçbir sol bir öğrenciye ötekinin zarar vermesine izin vermedim. Ve çok enteresandır. Her iki gruptan da saygı gördüm. Evet. Çok öğretmen hocalara saygısızlık yapılıyordu. Ne yapılıyordu? Bana milyonda bir bile saygısızlık yapılmadı. İnanın. Bir gün sosyal bilgiler bölümünde sanat tarihi dersi var. Kimse kabul etmek istemiyor çünkü öğrenciler gelen hocaya tavır koyuyorlar. Örneğin sandalyelere ters oturuyorlar. Sınıfta kara harala gürele gürültü yapıyorlar. Hocayı yok sayıyorlar falan. Yönetim beni seçmiş. Seçen arkadaşım da benim çok eski bir arkadaşım. Kıramadım, gittim. Niyazi Altunya, çok değerli bir eğitimci Niyazi Altunya. Niyazi girerse sen bunu yaparsın dedi. Gittim. Polis var kapıda. Polise rica ettim. Polisi dışarı çıkardım. Ben kapıyı kapattım. Girdim öğrencilerin içine. Dolu bir sınıf. Şimdi polisi dışarı çıkarıp ben öyle içeri girince hepsinin dikkatini çekti. Çıt yok sınıftan. Ve öğrencilere çantamı onların oturduğu masaya koydum. Kürsüye koymadım. Çünkü çantasında bunun başka şey var falan diye öğrenciler düşünüyorlardı. Silah var falan gibi. Onların masasına koydum. Ve şunu söyledim. Dedim ki bakın ben de bir ana babayım. Sizler de anaların babaların umutla beklediği insanlarsınız. Buradan bir an önce mezun olmalısınız. Ananızın, babanızın her şeyden önce umudunu kaybetmesine izin vermemelisiniz. Ben elimden geldiği kadar size yardımcı olacağım. Eğer bunu kabul ediyorsanız ben buradayım. Kabul etmiyorsanız ben çantamı alıp şimdi çıkıyorum dedim. İnanın çıt yok. Hiçbir saygısızlık yok. Ve ben ders yapmaya başladım. Ders yapıyorum. Arada birisi var sürekli göz göze geldiği zaman bana gülümsüyor. Allah Allah şimdi bu da bir şey. Acaba tavır mı? Altında ne çıkacak kaygısı? Dersi zor ettim. Yanıma geldi o kişi. Ben tedirgin oldum. Ve Hasan dedi beni tanımadın mı? Şok oldum. Bir baktım. Tanıyamadım. Benim İvriz Öğretmen Okulu'ndan sınıf arkadaşım Necip. Aradan yıllar geçmiş. O eğitime adıyla devam etmek istemiş. Aksayan eğitimine. Tekrar orada öğrenci olmuş. Ben de sınıf arkadaşı öğretmen olarak sınıfa giriyorum. Şimdi düşünün. Yani insanın zaman, tarih, kısmet nereden nereye alıyor, nereye getiriyor. Aynen. Ve ben burada coşkuyla bir dönem ders yaptım. İnanır mısınız? Hiçbir olumsuzluk görmedim. Şimdi bu şuna bağlayacağım buna. Eğer biz insan gibi davranırsak karşımızdakine elbette anlamayanlar çıkacaktır ama anlayanlar da çıkacaktır. Bu gözle bakmak lazım. Ben bunun hiçbir olumsuzluğunu görmedim. Öğrencilerime notlarını kendilerine verdirdim. Hiçbir olumsuzluğunu görmedim. Öğrencilerim notlarını ta baştan verdim. Hiçbir suistimal eden öğrenci görmedim. Hiç inanın. Yani hakkı olmayan düşük not verdi kendine, yüksek not vermedi öğrenciler. Ben haydi bu düşük yüksek bunu dedim, öyle yükselttim. Yani düşkün, öyleydi. Bu eğitimde benim hep bir artı değer olarak, en azından vicdani olarak artı değer olarak gördüğüm şeyler. Gaziantep'te
kısa sürede tabii. Bir, o kaotik ortamda eğitimcilik var. İki, Ankara Sanat Ortamı'na kendimizi kabul ettirme mücadelesi var. Bu çok zor bir şey. İşte yazı yazacağız, konferans yapacağız, panel yapacağız, katılacağız, resim yapacağız, sergilere, yarışmalara katılacağız. Ve o kaosa rağmen, o kaotik yapıya rağmen, ben 1979'da Duyo'dan başlamak üzere ödül almaya başladım. Maddi sıkıntılarımız çok. Çünkü Ankara'da kiralar çok yüksek. Çünkü her yerde bulamıyoruz. Bulduğumuz evler, bizim oturabileceğimiz mahalle, oturabileceğimiz derken güvenlik açısından oturabileceğimiz mahalle ve evler müthiş pahalı. Yani birimizin maaşı ancak ona yetiyor. Kiraya ve şeye. İnanır mısınız? Akşamları cebimizdeki bozuk paraları hesap ederdik Şükran'la yatağın üzerinde. Şu ekmek parası, şu yol parası, şu parası falan gibi. Öyle bir sıkıntı dönemde sanattan, resimden ödül almaya başladım. İlk Duyo'dan olmak üzere. 1980-81'de Kültür Bakanlığı'ndan çok büyük bir ödül aldım. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı resimlerinden. 82'de Devlet Sergisi ödülü aldım. 82'de Vakko'dan çok yüksek bir ödül aldım. Ve şimdi oturduğumuz ev dahil bu paralarla ev sahibi olduk. Güzel. Onlarla okumakta girdim. O resim ödüllerle, ödül parasıyla ödüllerden 20'ye yakın ödül aldım. Bu mücadele yıllarında. En önemli tabii Vakko yarışması, Devlet Sergisi, Kültür Bakanlığı yarışmaları olmak üzere iki kez Devlet Sergisi'nden ödül aldım. Bunlar bizim maddi yönden rahatlamamıza neden oldu. Şöyle söyleyeyim, eşime ilk bileziği de bu ödül paralardan biriyle aldım. Düğünde dördüz bilezik falan alamadığımız için düşünün. Hani espri diyorsunuz, oradan da aklıma geldi. Böyle evimize ilk halıyı bu şeylerden aldık. Bir gümüş suyu aldık. Düşünün yani o zaman. Çok reklam olan. Yani nereden nereye geldik anlamını söylerken. Evet, hocam. Evet, Gazi'ye akıl almaz bir eğitim kurumu. Bir defa öğrenciliğini orada yaşamış biri için o koridorlardan dershanelerden beslenmiş biri için. Ardından o koridorlarda, o dershanelerde ders yapan bir eğitimci için akıl almaz bir güdüleme, onurlandırma kurumudur Gazi Eğitim. Dediğim gibi her zaman adını anınca bile bir ürperti duyarım ben. Gazi Eğitim'de çok güzel, çok başarılı öğrenciler yetiştirdik. Kimse bilmez, Ankara'da üniversitel ortamda ilk serigrafi atölyesini Gazi Eğitim'de ben kurdum. Serigrafi tezgahlarını da kendi elimle yaparak, yani o derece. Çok güzel atölye çalışmaları yapardık. O kaos dönemine rağmen çok saygılı, bugün bile aynı saygı ve sevgiyle görüştüğümüz öğrencilerimiz var. Atölyede o zaman yemek memek yok tabii. Okulda yemek şu bu çok zor. Gazi Mahallesi'nden peynir, ekmek, domates alırdık. Öğrencilerle ortaya bir sofra yapardık. Hepimiz beraber o peynir, ekmekle öğle yemeği yerdik. Düşünün öğrencilerle. Bugün o öğrencilerle biz meslektaşız şimdi. Sürekli görüşüyoruz. Sürekli resim yapıyorlar. Onlar da sürekli atıyor. Devamlı görüşüyoruz. Bazıları bizim aileden biri gibi ve birbirimizin yüzüne güvenle, onurla birbirine yamukluk yapmamış insan olarak bakabiliyoruz. Muhteşem. O kadar önemli ki o. Hiç kimse birbirine yamukluk yapmadan, birbirine kuyusunu kazmadan o Gazi'nin havası, atmosferi böyle bir okuldu çünkü. Bu da nesimsel anlamda çok yol almamıza neden oldu. Bu iç yarış, aynı zamanda yarışmalara katılma, sergiler açma, toplu sergiler düzenleme,
paneller, konferanslar, bunların hepsi bizim akademik çalışmalarımız için büyük bir kaynak oluşturdu, baskı oluşturdu. Yani öyle sanıyorum. Yani işte ömründe iki satır yazı yazmamış adamlar profesör oldu falan denir ama hiç öyle değil. Yani ben o duygu düşüncelere katılmıyorum. Olanlar günümüzde olabilir, o ayrı konu ama bundan 30 yıl, 40 yıl öncesini konuşuyoruz. Öyle kimsenin gözünün yaşına bakmazlar ve öyle bol keseden de ulufe dağıtmazlardı. Yani o nedenle Gazi'nin bizde çok ayrı bir yeri vardır. Yani hem hocalık açısından hem öğrencilik hem hocalık açısından. Bir de hocalığımızda tabii çok enteresan öğretmenlerimizle birlikte hocalık yaptık. Burada bir anımı anlatayım. Buyurun. Çok değer verdiğim hocalarımdan Muammer Bakır. Biraz değer verirdim ama yakınlık duyamazdım çünkü çok soğuk davranan bir öğretmendi Muammer Bey. Muammer Bey maden atölyesinin hocasıydı. Ve hep böyle ona bir tedirginlikle yaklaşırdım. Zaman geçti, hoca oldum oraya. Beraber çalışıyoruz. Bir gün koridorda koluma girdi. Sen dedi benim atölyeme hiç gelmiyorsun. Hiç ziyaret etmiyorsun. Tabii bir şey diyemedim. Ben sizi çekiniyorum onun için diyemedim. Hocam siz meşgul etmek istemem. Atölyenize yabancı biri olarak girmeyi de pek benimsemediğim için girmedim falan. Neyse atölyeye götürdü. Öğrenciler çalışıyorlar. Hep benim öğrencilerim zaten aynı zamanda. Oradan iç oda kendi çalışma kısmına götürdü atölyesine. Sehpada resimleri var. Ben Muammer Bakır'ın yağlı boya resim yaptığını bilmiyordum. Baskılarını biliyordum. Çok nefis baskıları var. Ama yağlı boya yaptığını görmemiştim. Hocam ne kadar güzel. Niye dedim sergilere vermiyorsunuz? Sizler dedi hiç ilgilenmiyorsunuz ki dedi. Hep kendinize yontuyorsunuz. Hiç hocalarınız bir şey yapıyor mu, yapmıyor mu? Onlar da sergiye alalım, dahil edelim gibi kaygılarınız yok ki dedi. Çok doğruydu. Gerçekten doğruydu. Yani bu bir sızlanmaydı. Belki bir hafif bir uyarıydı. Biz nedense bazı hocaları öne çıkarırken bazılarını başta demin söylediğim gibi kaygılarla, çekingenlikle, kaygılarla, onu biraz soğuk bularak uzak duruyorduk. Nasıl üzüntü duydum? Nasıl üzüntü duydum? Benim sanattan yansımalarda sevgili Muammer Bakır hocamız için yazdığım bir yazı var. Çok okunan yazılardan biri. Ve ondan sonra tabii başka gözle bakmaya başladım. Başka bir gözle yaklaşmaya başladım. Duyguyla yaklaşmaya başladım. Çok duyarlı ama kendini yeterince anlatmayan, anlatmak istemeyen bir çekingenliği vardı. Bizim alanda bu maalesef olumluluk değil, olumsuzluk getiriyor. Atak olmak, ataklar daima ön plana çıkıyor. Böyle biraz tevazu gösterenler nedense hep böyle biraz dışlanma eğilimdeler. Ben bunun üzüntüsünü yaşadım. Dışlamadım. Yani öyle bir şeyim yok ama en azından onlardan biri olduğum için kendimi dışlayan biriymiş gibi hissetmeye başladım. Bu çok önemli. Kimseyi dışlamamak, kimseyi kendin ya da değer bakımından başkalarıyla kıyaslayarak değerlendirmek kadar yanılgı olamaz. Bu nedenle resim yapan herkese ben saygı duyarım. Bir bazen resmimizi eleştirir mi derler sergilere gittiğimiz zaman. Kuşlardan resim yapmıştır. Eleştirmem. Niye eleştirim? Sen ne güzel yapmışsın. İçinden güzel yapmışsın. Evinden rahatını, koltuğunu bırakmışsın. Boyalarını alıp kursa gitmişsin. Resim yapmışsın.
Zamanı buna ayırmışsın. Boya parasına zaman ayırmışsın, para ayırmışsın, bir şey yapmışsın. Bu bir baştan çok büyük bir başarı. Bir, elde bir başarı bu. Evet. Ha, ondan sonra mavi mi olacaktı, yeşil mi olacaktı, kırmızı mı olacaktı? O can keyfe gelir o. Onu zaman içinde başka başka yollarla telafi etmenin yollarını elbette bulacaktır, bulmaya çalışacaktır. Bu nedenle ben hiç kimseye bu resim kötü olmuş kelimesini kullanmam. Hiçbir resme kötü kelimesini kullanmam. Berbat derler bazıları. Böyle rezil resim, rezil. Kınarım. Kınarım. Çünkü hangi duygularla yapıyor o bilemeyiz ki. Aynen. Onun duygularına limon sıkmanın, sirke dökmenin bir anlamı yok. Yapmış. Eline sağlık. Ha, söyleyeceklerim varsa onu da bir şekilde söylersin. Kompozisyonlarda şurada şu konuları biraz daha netleştirsen, işte biraz daha felsefe olarak ne yapmak istediğini daha netleştirsen, şu konulara yönelsen gibi ufak tefek o da nazınız geçtiği oranda karşıdakine kabulü oranda bir şeyler söylenebilir. Ama onun dışında ben hiçbir öğrencime berbat bu iş kelimesini kullanmadım. Kullanana da kınarım çünkü o çocuğun oralara hangi koşullarda geldiğini, o eğitimi nasıl gördüğünü, nasıl umutlar beslediğini, ne hayaller kurduğunu bilmemiz mümkün değil. O yaşı geçtik biz, çoktan geçtik. Yani öyleyse onların bu hayallerini yıkmaya da, dejenere etmeye de hakkımız yok. Evet, tabii ki. Ha, hiçbir şey öğretiyor mu, öğretmiyor mu? Öğretmeyeyim mi? Bu başka konu, onu başka şekillerde veririm. Dolaylı olarak benim yollandırım. Her gün bir video hazır şey yapar, sunu hazırlayarak giderdim. Gazetimde. Bir sunu. Öğrenci sunuları koyarım. O zaman şey vardı ya, tık tık atan slayt gösterileri vardı. Slayt gösterileri yapardım. Şimdi neler vardı? Şimdi bunlar tabii daha sonra Hacettepe'de daha başka boyutlarda gelişti ama eğitimcilikte insanın kendini test etmesi, kendini sorgulaması, kendi kapasitesiyle barışık olması çok önemlidir. Kapasitesinin üstünde ben aslanım, ben kaplanım atmosferine girmek, kapasitesini bilmemek, kendisiyle barışık olmamak anlamına gelir. Ve bir insan hele eğitimciyse kendi kapasitesini eğitimciyse, sanatçıysa kapasitesini çok iyi sorgulayan biri olmak zorundadır. Kendi kapasitesini bilmiyorsa, kapasitesini sorgulamıyorsa başka kapasitelere özenme, başka kapasiteleri rolünü çalma, rolüne girme gibi bir yola gider. Bu da yapaylıktan başka bir işe yaramaz. Tutarsızlıktan başka bir işe yaramaz. Ben kimsenin rolüne girmekten yana değilim. Kimsenin rolünü çalmaya da niyetli değilim. Yapabildiğim bir yaparım. Bu yönüyle kabul eden eder. Eğitimciliğimi bu yönüyle kabul eden eder. Konuşmamı, konferansımı bu yönüyle kabul eden eder. Etmeyen de etmez. Bu kadar basit. Şimdi tabii bu elbette bu tür bir denge kurma size inanan, sizden bir şeyler bekleyen insanlar açısından da çok önemli. Çevreniz, yakın çevreniz dahil olmak üzere, dost çevreniz dahil olmak üzere sizden başka başka sizin gücünüzün üzerinde olmayan şeyler istemez. Sizin kapasiteniz doğrultusunda sizin mutlu olabileceğiniz doğrultuda şeyler bekler. Biz bu konuda oldukça dengeli, mutlu bir aileyiz. Şöyle bu aileyi derken dostlarla birlikte aileyiz. Evet. Bakın 1990'lardan bu yana bizim eski öğrencilerimizle içinde bulunduğu bir grup Hasan Pekmez Gezi grubu diye bir grup kurdular. Ve biz yurt içinde ve yurt dışında çeşitli geziler düzenledik. Burada özellikle sanatçılar,
sanat öğrencileri, amatör sanatçılar, sanat meraklıları dahil olmak üzere, çok değişik meslek gruplarından insanlar dahil olmak üzere, Türkiye'nin, dünyanın pek çok ülkesinde, pek çok yerinde sanatlar, sanatla ilgili, kültürle ilgili merkezleri gezme olanağı yarattık. Öyle bir grup haline geldi ki bu gezi grubu, birlikte olamadığı bir ay olduğu zaman huzursuz olmaya başladı. Ve bizim her ay neredeyse bir yerlerde toplanıp birlikte kahvaltı yaptığımız bir birliktelik meydana geldi. Geziler tipik bir aile gezisiydi. Herkes birbirini takip, birbirini kontrol eder, birbirinin destekçisi, yardımcısıdır bizim gezilerimizde. Böylece Avrupa'da görmediğimiz kültür ve sanat merkezi bırakmadık diyebilirim. O da yetmedi. Ta Küba'ya gittik. Yani düşünün, Küba'ya, Çin'e gittik. İran, Çin, Pakistan dahil olmak üzere çok büyük gezi grupları düzenledik. Biz şimdi şöyle bir aile olduk. Birimizin bir düğünü varsa hepimiz oradayız. Bir olumsuz acı günü varsa hepimiz oradayız. İnanın. Ve nasıl biliyor musunuz? Biz annemizi, kayınvalideyi kaybettik. Çünkü kayınvalidemi özellikle vurgulamak istiyorum. Herkes benim annem sanıyordu. Şükran da gene sanıyordu. Evet. Herkes bize benzetirler, bana derler ki ya ana oğul ne kadar benziyorsunuz birbirinize derlerdi. O derece hep bizimle kaldı. Bizim evimizde 16 yıl, zaman zaman Baldız'da, zaman zaman bizde kaldı ama daha çok bizde kaldı. Kayınvalidemi kaybettiğimizde biz evimizi bıraktık bu gruba. Çankırı'ya gittik defnetmeye. Evimiz onlarda, grubumuzda. Düşünün. Evet. Herkes evinden bulduğunu getirmiş, evden getirmiş, bizde olmayanlara getirmiş, yemekler yapmış, hazırlıklar yapılmış. Bir o yolcu otobüsü dolu insan evimize geldi, yemek yendi. Bakın, bunu insanı kendi kardeşi yapmaz. Yani çoğu yerde bu dayanışmayı kardeşler yapmaz. Bizim gezi grubumuzun akıl almaz böyle bir dayanışması var. Yılbaşı gecelerinde bizim evde toplanmayı alışkanlık haline getirdik. Düşünün. Çok büyük grupla. Evimiz biraz da bu nedenle büyük bir ev. Ve kendi evleri gibi rahat oldukları insanların bir atmosfer, düşünün. Bunu niye söyledim? Siz işten olunca, biz işten olunca bir art düşünce olmayınca, İtikar söz konusu olmayınca, sadece dostluk ve insanlık, kardeşlik söz konusu olunca pek çok yürek aynı yerde birleşebilir. Evet. Pek çok düşünce aynı yerde birleşebilir. Özveriler aynı yerde birleşebilir. Biz bunu doyasıya yaşayan bir aileyiz. Bu korona günleri kopardı ama yaptığı zeytinlerden kavanozları getirip kapımızın önüne koyup evden uzaklaştıktan sonra telefon edeceğini yakaladığımız arkadaşlarımız var bu gruptan. Düşünün, çok da uzakta evi. Oradan geliyorlar, yüz yüze, yani bizi bulaştırırız diye görüşmek istemiyorlar ama kapının önüne bırakıp evden ayrıldıktan sonra da telefon edip kapının önüne böyle böyle bir şey bıraktık, alın demek isteyecek demiş. Ben sonra yakaladım onları. Bahçede gördüm taraftarlarını. Böyle bir aile. Yani birbirinin içine koşan, birbirinin daima arayıp soran, halinatını soran bir büyük aile. Aile derken onları kastediyorum. Ve bunların hepsinin altında hep gelip dönüp dolaşacağımız yer İvriz Öğretmen Okulu. Ardından Gazi Çapa, ardından Gazi Eğitim, ardından Arif Öğretmen Okulu gibi çok tutarlı, birbirine devamı olan, birbirini destekleyen, birbirinin öncesini, arkasını, önünü, arkasını bilen eğitim kurumlarının varoluşudur.
Hocam bu sanat gezi grubunun içinde kimler var? Kimler yok ki? Mesela. Bildiğiniz bütün insanlar var. Mesela Şefik Kahraman Kaptan, Evet. Kadri Atabaş Mimar, Şefik Kahraman Kaptan, ondan sonra Habib, Hayati, ressamların Önder Aydın, Hüseyin Yıldırım, şu an mesela başta Abidin Demir var, sevgili eşiyle beraber. Aslı Abidin Demir ailesi. Bir defa devamlı rehberimiz olan Murat var. Murat Özkoy var. Şeylerden var. Tıp profesörlerinden Evet. var. Ondan sonra hukukçulardan çok var. Ressam camiasından aşağı yukarı hepsi var. Yani Gültekin dahil olmak üzere. Şu an birden böyle deyince de akla gelmiyor ama bildiğimiz ressamların hepsi var. Ankaralı olanların %99'u vardır. Evet. Çok güzel Hatta hocam. Kadri Atabaş çok ünlü bir mimardır. Kadri Atabaş Ankara'da Mustafa Ayaz Müzesi'nin de mimarıdır. O uçağa binmediği için, uçak korkusu olduğu için bazı müzelere gitmemiş ya uzak müzelere. Petersburg'da Hermitage Müzesi'ne girdik ama gitmeden önce bir ay eşim Şükran onu uyuşturacak, uyutacak, teskin edecek bir sürü ilaçlar buldular. Eczanelerden, oradan buradan şuruplar, muruplar. Uçağa binince içirdik ona bunu çokça. Bir uyudu, Petersburg'da açtı gözünü. Çok iyi. Ondan sonra Hermitage'ı geziyoruz. Ya dedi, ben bu korku yüzünden neler kaybetmişim dedi. Neler kaybetmişim. Bundan sonra bütün gezilerde ilk başa bana sormadan yazacaksın dedi. Mesela Zuhal Faruk Dekeli ailesi var arkadaşımız. Merziponlu ailesi var. Ondan sonra bunlar Hatice, Turan, Aykanat ailesi var. Gezilerimizin demirbaşları. Bunlar hiç sormadan listeye yazılır. Yani öyledir bizim gezilerimizde. Çok mesela iş adamı Tuğrul Veldedioğlu Bey var. Evet. Adam iş adamı Kıbrıs'ta 7 yıldızlı oteli var. Düşünün. Evet. Gezilerde bizimle 3 yıldızlı otelde kalır. 3 yıldızlı otel düşünün. Hiç şikayet etmez. Ortam Yani güzel. sanatla beraber, sanatla iç içe. Evet. Mısır ayağını kırdı. Biz arabayla piramitlerin içinde, kum içinde bile arabayla onu oyun oynayarak taşıdık. Arabayla. Yani öyle bir dost grubumuz var. Şimdi isimlerini saymadıklarım bağışlasınlar. Böyle gezmediğimiz yer kalmadı, onu söyleyeyim. Çok başarılı Peki gezdiler. Covid olmasaydı bu grup gezmeye devam eder miydi? Devam ediyor zaten. Grubumuz devam ediyor. Önümüzdeki dönem içinde çeşitli planlamaları var. Biz tabii şöyle, ben bir dönem sonra bu öğrenci eğitmeye, öğrencileri ufkunu açmaya yönelik bir hal aldı. Evet. Örneğin 150 öğrenciyle Roma'ya gittik biz. Bir uçak bizimdi neredeyse. Yani düşünün, sorumluluğu da bize ait. 150 kişiyle yola çıkmanın ne olduğunu düşünün. Muazzam bir Roma gezisi yaptık. Barcelona gezisi yaptık gene. Yani 150-151 kişiyle. Yani böyle bizim, hatta uçağın pilotu çok hoşuna gitmişti grubumuz. Dedi ki, sizin döneceğiniz günü bildirin, sizi ben getirmek istiyorum dedi. Gerçekten aynı uçak, aynı pilot geldi bizi Barcelona'dan aldı. Uçakta da öğrencilerin tümünü sırayla kokpite çağırıp uçak nasıl gidiyor, ne yapıyor onları gösterdi. Ankara'ya inerken de kokpite beni oturttu. Ben orada indim Ankara'ya. Düşünün. Böyle hoş anılar da yaşanıyor. Çok tutarlı bir gezi programıyla gezmediğimiz yer Çok güzel hocam. bırakmadık. Çok mu öğrenci? Çok.
500'ün üzerinde üniversite öğrencisini gezilere götürdük. Evet, çok güzel. Gerçekten güzel bir paylaşım. Özellikle öğrencilerle geziye gitme ve geziye götürme fikri çok çok güzel. Çünkü bir eğitimciyle beraber bir yeri ziyaret etmekle tek başına ziyaret etmek çok çok farklı. Eminim çok büyük kazanımlar oluşmuştur. Yani bu çoğu şimdi hem bölümü üniversitede onların. Evet. Master doktora yaptılar, ünvan aldılar, doçent, profesör olanlar var. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Bir ediyorum. saatimiz doldu. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hocam. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, güzelliklerle kalın. Siz de hocam.